Adıyaman'da iki kız kardeş hobi olarak başladıkları mum satışını üretime çevirdi. Nemrut Dağı'ndaki heykellerin kokulu mumlarını üreterek turizme ve kentin tanıtımına katkı sağlanıyor. Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı'ndaki heykellerin mumu yapıldı. Pınar Türk ve Handan Gergerli isimli iki kız kardeş butik olan iş yerinin bir kısmında mum satışı yapmaya başladı. Daha sonra butiği tamamen mum evine çevirdi. Evleri ve işletmeleri süsleyen birbirinden güzel kokulu mumları satan kardeşler bir süre sonra kendi mumlarını üretmek için atölye kurmaya karar verdi. İstanbul'da mum üretimiyle ilgili kısa bir eğitim alan kardeşler atölye kurarak kendi mumlarını üretmeye başladı. Daha önceden bu işi yapmıyordum. Normalde sigorta acenteliği yapıyordum. Normalde mumla da hobi olarak başladık. Aslında iki kız kardeş hep bir iş yapmak istiyorduk ama sonra hobi olarak muma başladık. Ablamın dükkanının bir bölümünü muma çevirdik. Daha sonra baktık ki Adıyaman'da da Türkiye'de de buna çok talep var. Daha sonra da ne yapabiliriz, farklı ne yapabiliriz dedik ve Nemrut Dağı'na özel bir ilgimiz vardı. Her zaman hani hoşumuza gidiyordu, heykelleri olsun, konumu olsun, hikayesi olsun. Daha sonrasında da Nemrut heykellerinden mum yapmaya başladık. Daha doğrusu onun için çalışmalara başladık. Bayağı bir araştırdık. Bir ay boyunca işte uğraştık üzerinde istediğimiz kokuyu, rengi, dokuyu vermek için. İşte paketlemeleri yapabilmek için. Onun bir ayın sonunda da üretime başladık. Seri bir şekilde üretim yapıyoruz şu an. Nemrut'un ben turizm açısından istediği yani hak ettiği değeri görmediğine inanıyorum. Çünkü dünyanın 8. harikası olan Nemrut Dağı'nın istediği kadar turisti çekmediğini, hareketli olmadığına inanıyorum. Biz de buna bir destek olmak istedik. Ağustos ayının 2021 yılında biz başladık. İlk başta hobi olarak bu işe girdik. Sonrasında hani ufak ufak çalışmalara başladığımızda Nemrut'u yapmaya karar verdik. Hani şimdi bugüne kadar hep Nemrut'un taşları, işte magnetleri vesaireleri falan vardı. Bir farklılık aslında yaratmak istedik. Ondan dolayı da Nemrut mumlarını yapmaya karar verdik. Hem hediyelik açısından hem farklılık açısından hem görselliğiyle hem kokusuyla insanları hani cezbedeceğini düşündük. Ama görsel olarak, koku olarak, yanma şekliyle ve hani şöyle bir şey var. İnsanlar genelde Nemrut'a geldiğinde sadece taş heykellerimiz var, magnetlerimiz vardı. Ama yerli ya da yabancı gelen turistler için bir farklılık oldu. Hediye paketiyle olsun, görseliyle olsun, kokusuyla olsun insanların daha çok ilgisini çekti ve çok da güzel şeyler aldık, dönüşler aldık.